Merhaba arkadaşlar, yeni bir video ile sizlerleyim. Şöyle, bu videoda nasıl bir sebebi, bir nedeni anlatmayı öğreniyoruz. Farklı kelimeler kullanıyoruz burada. Kullandığımız şeyler şunlar, siyah renkle belirlediğim. Because, because of, since, as, due to, due to the fact that, now that. Bunları kullanarak biz sebep söylüyoruz. Ancak because'dan sonra tam bir cümle kullanıyoruz. Because of'dan sonra isim kullanıyoruz veya herhangi bir fiilin isim halini yani ing almış halini kullanıyoruz. Since ve as'dan sonra tam cümle kullanıyoruz yine. Due to bir şeyden dolayı, hani bir sebepten dolayı anlamındadır. Ondan sonra da isim kullanıyoruz. Due to the fact that, yani şu gerçekten dolayı diyoruz ve o gerçek bizim tam cümle, tam bir cümle getirdiğimiz bir hani sebebi anlatacak. Now that ve arkasından bir tane tam cümle getireceğiz. Now that de ne oluyor? Hani nasıl söyleyeyim? Artık hani belli bir sebepten dolayı. Artık bilmem ne bilmem ne olduğu için. O şekilde. Şimdi örneklerimize bir bakalım. Daha iyi yerine düşer. Because ile başlıyoruz. Mesela because ile cümleyen bir pardon. Because ile başlayan because ile başlıyoruz. Şimdi because ile başlayan cümlemiz şöyle direkt because ile başlayalım. Öncesinde ne var önemli değil. Because I didn't like the idea. Çünkü ben bu fikri sevmedim diyoruz. Because she was not there. Çünkü o orada değildi. Because we had a meeting at the time. Çünkü biz o saatte bir toplantımız vardı. Şimdi gördüğünüz gibi because'dan hemen sonra öznemiz var, fiilimiz var ve vesaire cümle devam ediyor. Şimdi gelelim diğer bölüme. Because of'la cümle kuruyorum. Because of some reasons we couldn't come. Bazı sebeplerden dolayı gelemedik. Because of you I changed my plans. Senin için ben planlarımı değiştirdim. Because of my exam, I cancelled the party. Sınavdan dolayı partiyi iptal ettim. We couldn't go cycling because of the rain. Şimdi because of'ı ortada getirdim. Şöyle bir farkı var. Hani because of olan bölüm başa gelirse şurada bir virgül olacak arkadaşlar. Çok da önemli bir şey değil ama bilginiz olsun. We couldn't go cycling because of the rain. Bisiklet sürmeye gidemedik yağmurdan dolayı. He lost most of his money because of gambling. Parasının çoğunluğunu kaybetti. Kumardan dolayı, kumar yaptığı için, kumar oynadığı için, aman. She resigned because of having health problems. O istifa etti. Bazı işte sağlık problemleri olduğundan dolayı istifa etti. Demiş olduk bu cümlede. Diğer örneklerimize gidelim. Since'le cümle yapıyoruz bu sefer.
Since nedir? Burada since kelimesini because anlamında kullanıyoruz. Since we were at the hospital, we couldn't come. Hastanede olduğumuzdan dolayı gelemedik. Daha hastanede olduğumuz için gelemedik. Since the weather was stormy, I changed my plans. Hava durumu fırtınalı olduğu için ben planımı değiştirdim. Since the exam was hard, no one passed. Sınav çok zor olduğundan dolayı kimse sınavı geçmedi. Şimdi since'i cümlenin ortasında kullanacağım ve sebebi ondan sonra söyleyeceğim. Gördüğünüz gibi since ortada olunca şu virgül olmuyor. We couldn't go cycling since it was raining. Bisiklet sürmeye gidemedik çünkü yağmur yağıyordu. He is rich since he is from a rich family. O zengindir çünkü bir zengin aileden geldiğinden dolayı. She resigned since she argued with the boss. O istifa etti çünkü patronla bir tartışma yaşadı. Şimdi aynı cümlelerde since yerine as getireceğim. Hiç fark etmez. Aynı cümleleri as ile devam ediyorum. Aynı anlamda sonuçta. As we were at the hospital, we couldn't come. As the weather was stormy, I changed my plans. As the exam was hard, no one passed. We couldn't go cycling as it was raining. He is rich as he's from a rich family. She resigned as she argued with the boss. Yani fark etmez. Since getirsem, as getirsem, because getirsem. Hani sıkıntı yok. Pek bir şey değişmiyor. Okay, due to heavy rain, the flood covered the city. Şiddetli yağmurdan dolayı sel şehri bastı diyelim. Due to using drugs, he was disqualified from the competition. Uyuşturucu kullandığından dolayı yarışmadan diskalifiye oldu. Due to some heavy debts, the company broke down. Çok ağır borçlar altına girdiği için yani ağır borçlarından dolayı the company broke down. Şirket iflas etti. Şimdi aynı cümleleri yer değiştiriyorum. Yani şu virgül tarafını bu tarafa getiriyorum ve ne oluyor? Virgül de kalmıyor. Şöyle olur. The flood covered the city due to heavy rain. He was disqualified from the competition due to using drugs. The company broke down due to some heavy debts. Hiçbir şey değişmiyor burada. Yalnız bu tarz cümleleri hani nasıl kullanırım falan filan. Hani due to genelde konuşmada çok kullanılmıyor ama makalelerde, yazılarda, okuduğunuz herhangi bir metinde, haberde, yani herhangi bir metinde görebilirsiniz ve bunları anlamak için daha çok bunlarla karşılaşmak için çok 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 okumanız gerekiyor. Elinizde olan kitapları hani bol bol okuyun ve hızlı bir şekilde okumaya çalışın. 10 kere, 20 kere okuyun yani. Çok hızlı okuma alıştırmaları yapın ki daha hızlı algılamayı beyniniz öğrensin. Evet. Ve sürekli metin okumaya çalışın arkadaşlar.
Okay. Due to the fact that there was a heavy rain, the flood covered the city. Aynı şey demiş oldum burada. Aynı cümleyi yazdım. Ama due to the fact'ten sonra tam cümle kullandım. There was a heavy rain. Yani şu gerçekten dolayı, şu cümlenin beyan ettiği gerçekten dolayı, fact gerçek demek. Şu gerçekten dolayı, işte şiddetli yağmurdan dolayı the flood covered the city. Sel şehri bastı. Due to the fact that the company was under debts, the owner of it went broke down. Yine hemen hemen aynı şeyi söylemiş oldum geçen cümlede. borç altında olduğundan dolayı şirket, yani şirket borcu altında olduğundan dolayı sahibi, yani şirketin sahibi iflas etti. Due to the fact that good diet helps your health. Yani şu gerçekten dolayı ki nedir? İyi bir diyet sağlığınıza yardımcı oluyor. The nutritions have been popular recently. Diyetisyenler son zamanlarda popüler oldular. Evet, sanırım tamam, bir tane daha kaldı. Now that. Şöyle. Now that she is 18, she can have her driver's license. Diyoruz ki artık 18 olduğundan dolayı, 18 yaşını doldurduğundan dolayı şimdi ehliyetini alabilir. Artık 18 yaşı olduğu için ehliyetini alabilir. Now that we have got our visa, we can go to England. Vizemizi aldığımız için, artık vizemizi aldığımız için İngiltere'ye gidebiliriz. Now that he is retired, he can spend more time with his family. Artık emekli olduğu için daha fazla zaman harcar ailesiyle demiş olduk. Şimdi aynı cümleleri yer değiştiriyorum. Hani şu ilk bölümünü diğer tarafa getiriyorum. Virgül de gelmiyor. She can have her driver's license now that she is 18. We can go to England now that we have got our visa. He can spend more time with his family now that he is retired. Bu şekilde. Hani sebepleri söylemiş olduk. Bu şekilde cümle kurup doğru veya doğru olmadığını yorumlarda yazarsanız bana sorabilirsiniz. Hani doğru veya olup, of, söyleyemedim. Doğru olup olmadığını hani bana sorabilirsiniz. Dediğim gibi daha çok metinlerde rast gelirsiniz böyle şeylerle. Hani konuşmada genelde because falan kullanılır. Ama yine de okumalarınızı ihmal etmeyin. Bol bol okuma yapın arkadaşlar. Hem kelime açısından hem anlamak açısından bol bol okumayı devam edin. Ve yapabilirsiniz sesli okuyun. Kendiniz böyle hani telaffuz ettiğiniz kelimeleri böyle kendi sesinizi duyun. Olmadı metni bir programın içine koyun ve o metin İngilizce okunsun ve İngilizce şivesiyle okunsun. Siz telaffuzlarınıza daha dikkatli bir şekilde odaklanın. Böyle bir videonun sonuna geldik. Notlarınızı alın. Bir sorunuz varsa sorabilirsiniz. Altta yorum yazabilirsiniz. Ben cevaplarım. Yeni özel iletişime geçebilirsiniz benimle. Diğer videoda görüşmek üzere.